Çocuk parklarında sarhoş, ayyaş rezaleti vardı biliyorsunuz. Uzun zamandır herkesin şikayet ettiği bir şeydi. Buna yasak geldi. Şimdi İstanbul valiliği halka açık alanlarda alkol tüketimi yasakladı. Bu kararla halka açık deniz ve sahil kenarlarında plaj, park, pir, piknik ve mesile alanlarında alkollü içki içilemeyecek. Evet. Yani Avrupa'da da yapamadığın gibi elinde sokakta bir ayla dolaşamadığın gibi içkiyle o zıkkımla dolaşamadığın gibi bizim parklarımızda çocuk parklarında yapam yapamayacaklar artık bunu ay yaşlar. Şu Kadıköy'ü bir görün yani çocuk parklarının sarhoşların ve ay yaşların istilası altında. Bu bunun gibi çok yer var İstanbul'da bu içkiciler şişeleri atmalar pislikler rezaletler kepazelikler kusmalar iğrençleşmeler bir sürü şey yaşıyoruz işte valilik bunu önünü kesti bu çok önemli Türkiye'de yani Napoli'de bunu yaptığınızda veya Kaliforniya'da bunu yaptığınızda. Bak Kaliforniya'da sokakta içki yasa ne boyutta ben size söyleyeyim. Amerika'da Kaliforniya eyaletinde. Diyelim ki sokakta içki içiyorsunuz. Yandınız çok ağır ceza edersiniz. Evde içki içeceksiniz. Hiç sorun yok. Ya da barda içeceksiniz. Hiç sorun yok. Gittin markete kendine bira aldın. O birayı arabana koydun ya koltuğuna. Polis seni koltuğunda bira şişeleriyle yakalarsa ceza yersin. Ve ciddi bir ceza yersin. Niye? Evimi bira götürüyorum. Ben sana evini bira götüremezsin demedim. Bu birayı arabada açık yerde götürüyorum. Onu bagajına koymak zorundasın diyor. Bu derece. Niye? Olur da arabada giderken bir tane canın çeker içersin diye. Şimdi diyor ki bu içkileri bagajına koymak zorundasın. İçkiyi bagajına koymazsan da ceza. Elinde sallaya sallaya içkiyle evine gidemiyorsun mesela. İçmiyorum ya eve götürüyorum. Götüremezsin diyor. Örteceksin diyor bunu. Böyle bir durum var. Bu kadar ciddi bir mesele bu. Fakat iş işte Türkiye'ye gelince Türkiye'de bir alkolizm problemi aslında var. Çünkü Türkiye'de alkol o, o zıkkım bir ideoloji. Evet bunun siyasi bir zemini var yani bunun Türkiye'de. Dolayısıyla rasyonel zararların konuşamıyoruz yani. Kadıköy'deki ayyaşların yaşların, o parklarda çocuk parklarında içen sağroşların ayyaşların, yaşların, sokaklarda içen sağroşların ayyaşların neye mal olduğunu bu ülkeye bu insanlığa neye mal olduğunu bir türlü konuşamıyoruz. Konu çünkü alkolizm yani. Dolayısıyla bizde bir alkolizm problemi vardır. Yani alkolizm öyle bir enteresan ki şimdi bakın alkolizmin tuzağında olan ülkelerde iş gücü kaybı olur. Konuşamıyoruz verim kaybı olur konuşamıyoruz. Beyin fonksiyonlarının ölmesi gibi bir sağlık problemi ortaya çıkar konuşamıyoruz. Karaciğer problemleri ortaya çıkar konuşamıyoruz. İşte siroz, ETC falan. Alkol trafik kazası demektir, ölümlü trafik kazası demektir, konuşamıyoruz. Alkol intihar demektir, konuşamıyoruz, ciddi intihardan bahsediyor. Yani içerek intihar etmiş olmuyor, içiyor intihar ediyor. Alkol intihara tetikleyen, intihara teşvik eden, intihara sebep olan bir şeydir, konuşamıyoruz. Alkol aile içi şiddetin, çocuklarını döven baba meselesinin altında alkol vardır konuşamıyoruz. Kadına şiddet meselesinin altında alkol vardır konuşamıyoruz. Psikolojik sorunların meselesinin altında alkol vardır konuşamıyoruz. Çünkü bu bir ideoloji. Yani çocuk parklarında içmeyin. Sokaklarda içip içip ayyaşlık yapmayın. Sokaklarda sarhoş olmayın denildiğinde diyor ki siz çağdaşlığı engellemeye çalışıyorsunuz deniliyor. Bunu çağdaşlığa bir engel. Çünkü çağdaşlık tarifine Taksim'i ben hep öyle nitelendiriyorum. Taksim dediğiniz yer İstanbul'un koltuk altıdır pislik bir yerdir yani. O pislik o Taksim arka sokakta denilen pislikte Kadıköy denilen pislik yerde daha birçok yer bu hale getirildi. Çoğunluğu da HDP ve LGBT e, HDP tarafından işgal edilmiş LGBT tarafından işgal edilmiş çevrelerdir. Buralarda o ayyaşların sarhoşların Topluma nasıl zarar verdiğini de konuşamazsınız. Bunlara çağdaşlık diyorlar. Evet yani İstanbul'un koltuk altı Taksim'in arka sokaklarında yerlere kusan ayyaşlar çağdaşlık. Sarhoş araba kullanıp insanları öldüren senaristler, ayyaş senaristler çağdaş. İçip içip karısını döven adam çağdaş. İçip içip çocuklarını döven adam çağdaş. İçip içip intihar eden adam çağdaş. İçip içip üretemeyen artık üretecek mecalde kalmamış işinde beceriksiz olan adam çağdaş içip içip beyin fonksiyonlarını öldüren adam çağdaş. İçip içip erkekliğini kaybeden adam çağdaş. O kadar alkolde erkeklik de kalmıyor. O yüzden dövüyor etrafını sağını solunu. O kadar alkolde beyin de kalmıyor. Karaciğer de kalmıyor. Hayat da kalmıyor. Etrafa da zarar veriyor. Kendini de öldürüyor, başkalarını da öldürüyor. Ama bunların hepsini çağdaşlık. Dolayısıyla bunları konuşmaya çalıştığında da birisi suçlanıyor. Konu çünkü izimdir. Dolayısıyla dünyanın bütün izimleri seyreltik şizofreni hastalığıdır. Tespiti gayet doğruymuş yani. Diyelim.